bir kadınsın. Evet. Gene kapalısın bu düşüncelerle. Birini gördün ve bayıldın. Beğendiğimi direkt söylerim. Aşık oldun. Peki onunla birlikte bir şeyleri yaşaman için illa nikah şartını arar mısın? Zaten farklı bir şey. İmam nikahı yeterli midir? Yeterli. Aa güzel. Niye öyle dedin? Niye öyle dediniz? Ne bileyim ben, güzel yani. Çünkü imam nikahı beşeri bir şey, bağımlılık. Ama çünkü bu nikahı sadece... Onu bozmak da kolay şöyle, ya. Şöyle, hayır hiç kolay değil. Kadının boşama normal hakkı, bu nikah anında talak hakkını almamışsa boşayamaz, bir. İkincisi, nikahı sadece cinsel birliktelik için kullanıyorsa... Amacı buysa ve bunu süreli olarak yapmışsa, bu muta nikahıdır. Bu dinimizde yeri olmayan bir nikah şeklidir. Anladım. Ama benim bir erkekle birlikte olmam için resmi nikah yapmama gerek yok. Ben devletin birlikteliğime devletin onay vermesini beklemem. Peki senin gibi düşünmeyen biri o zaman devlet nikahına başvurmadan, onun dünya görüşünde de bu bir zina değil. Beni ilgilendirmez. Ben tamam, kendi yaptıklarımdan mesulüm. Allah'ın demek ki çok zor bir soru değilmiş. Değil yani mi? Bir başkasının daha zoru var. Yaptığı zinan hesabını Allah'a ben vermeyeceğim ki. Niye onun derdini tasasını çekeyim? Evet. Ama mesela hala onun zina yaptığını düşünüyoruz. Bize göre zina. Ona göre değil. Belki yani. Ama bu soru sorulduğunda doğru cevabı vermek veya bu kişi herhangi bir kişi. Korktuğun gibi mesela, bir soru değilmiş ama. Ha yok, ben tabii sizden peki, bir daha şey söyleyeceğim. Ben bir şey soracağım. Bir dakika abi. Yukarıda söyledim ona. Tanıştığımız gün bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun dedim. Sohbet ettiğimiz yani. Çünkü ben maç seyrediyordum. Onlar da orada, hı hı, iki hanım oturuyorlardı. Cem Bey sohbet edebilir miyiz dediler. Belli ki beni test etmek istiyorlardı esasında. Testten başarıyla geçtik. Sonra bambaşka bir profille karşılaştılar. Ben de onlara dedim ki beni hiç ilgilendirmiyor. Hakikaten hayatımda da hiç ilgilendirmiyor. Moda dolayısıyla, bir aile baskısıyla, kendi inancıyla, babası, kocası kapattı. Bana ne, kadının sorunu. Kapanmak istemiyorsa kapattırmasın. Tıpkı dün Özgür Değil Basın dedi ki özgür olsun abi. Bana ne, sansürlettirmesin yani. Sansürlettirmemek için sırtında yumurta küpesi olmaması lazım. Ağırsız olmaman lazım. Hesap geldi. Ben dedim yok biz öderiz dediler. Çıkartıp kredi kartıyla ödediler. Ve bir bankanın kredi kartıydı. Aa, onu hiç hatırlamıyorum ben. Evet. Ben de dedim ki bir şey soracağım. Samimi olarak dindarsanız, dinde faiz haram. Ama faiz almak kadar faiz vermek de haram. Bu kadar samimi bir dindarsanız kredi kartını nasıl kullanıyorsunuz? Çünkü faiz ödüyorsunuz. Faiz almak kadar faiz de haram değil mi? Ödemek de haram değil mi? Biz ne cevap verdik o zaman? Ben mesela bunu hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum cevabı. Belki çok onu sorup kaçmış bile olabilirim. Yok, hiç hatırlamıyorum. Kredi kartı kullanmak haram. Şimdi benim iş yerimde kredi... Aslında 20 günde ödersen o da haram değil çünkü... Faizini ödebilir. Faizi işlemiyor. Ben size hemen cevap vereyim. Ben iş yerimde post makinesi kullanmıyorum. Nakit çalışıyorum, bir. İkincisi, 2 aydır kredi kartım var. 2 ayın öncesine kadar kredi kartım da yoktu. Zaten yanındaki arkadaşın çıkarmıştı, evet, kredi kartını. Kredi kartını da aldığım bankanın asgari ödeme şeyi yok. Direkt hepsini ödüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla faiz ödemiyorum. Faiz ödemeyebilirsin. Ben Cem bir soru soracağım. Tavsiye ederim, o bankayla çalışabilirsiniz. Peki. Reklam saçının, reklam arasından önce. Saçının 3 teli görünürse ne oluyor? Yani bu uygun değil. Ne oluyor diye bir şey yok ki. Niye uygun değil? Mesela niye, ben böyle çok mu azıyorum? Hayır, şey mi oluyorum? Ha, şey, bir erkek açısından mı? Evet. Yani niye kapatıyoruz sizin saçınızı? Şimdi bir ayeti sorgulamak... Ama ayette bunun gerekçe, çünkü her ayette mutlaka bir gerekçe, kadınlar bir şey. Kadınlar ziynet yerlerini örtsünler. Kadının ziyneti saçıdır. Bakın, gerçekten kel bir kadınla düşünün. Saçı çok saçma bir kadınla, çok güzel saçı olan kadın. Vaktiyle Sezer Güvenirgil kafasını kazıtmıştı ve ne kadar hoştu. Ama bu bir istisna. Genele bakın. Kadının gerçekten ziynetidir saçı, buna inanın. Ve ziynetini saklaması icap eder. Mesela ben de şey diye algılıyorum. Ziynet yerlerinizi örtün. Hani takı, zenginlikler olan yerleri örtün ki sizin zenginliğinizle karşınızdaki fakiri üst durmayın, görünmesin zenginliğiniz, belli olmasın. Zengin zengin olma halini belli etmeli ki fakir anlaşılsın. Fakir de kimden isteyeceğini bilsin. Allah, ben herkesin tabi, çünkü Allah Teala bunu bir üstünlük, tabi Allah verdiği nimeti kulun üzerine görmek ister. Neden? Zengin de hesabını verecek, fakiri koyup kollamadığı için. O zaman ne ziynet yerlerinizi örtün diyor?
Ziynetten kasıt siz tak olarak algılamışsınız. Biz en değerli, en hoş olan yerler olarak algımız farklı Cem Bey sizinle. Sorayım reklama gideyim. Tamam peki. Hayatınızın aşkını buldunuz. Kozmik şey gerçekleşti, sarsıntı ve radyasyon, ışın. Onun için açılır mıyım? Örtüden. 10 evet. tane adam boşarım yine örtümü açmam. Hayatınızın aşkını buldunuz. Tabii canım buldunuz. Kesinlikle ruh eşinizi açmam. Buldunuz. Yok, kozmik açmam. Eşinizi açmam. Buldunuz. 13.7 milyar yıl önce meydana gelen adamı buldun. Yine devam açmıyorsun. Açmam. Allah'ın tamam. izniyle. Peki. Açmam. Sizin cevabı verdin. Teşekkür ediyoruz. Sibel Üres'inle sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Kısa bir reklam arası.